Yani dün biliyorsunuz asgari ücretle ilgili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları hala hem EYT ile ilgili hem asgari ücretle ilgili tartışılmaya devam ediyor. Neden tartışılmaya devam ediyor? Çünkü Muhammed Emin Akbaşoğlu hem asgari ücrete ara zam yapılmasıyla ilgili hem EYT ile ilgili açıklamalar yaptı. Temmuz ayını işaret etti. Derken biz bunları konuşurken işte Temmuz'da mı çıkacak, Temmuz'da mı açıklanacak EYT, asgari ücrete ara zam mı yapılıyor derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi de söylemişti grup toplantısında asgari ücrete yeniden zam yapılabileceğini. Ama hem kendisine hem Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun söylediklerini inkar etti, yok böyle bir şey dedi. Arkasından Bakan Vedat Bilgin EYT sorusu üzerine bizim şu anda işte yapmış olduğumuz konularla ilgili, çalışma yapmış olduğumuz konularla ilgili konuşabilirim. Bununla sınırlı söyleyeceklerim dedi. Yani hani EYT ile ilgili bir çalışmamız yok demeye getirdi aslında bakarsanız. Bizde kafalar, beyinler yandı yani artık. Ne diyorsunuz bütün bu olanlara? Yani şu anda aslında baktığımızda işin aslı asgari ücrete zam yapılamaz. Çünkü mevcut sistemde asgari ücrete zammı sürekli söylüyorum. Esnaf ve işverenler yapar. Esnaf ve işverenler asgari ücret zam konusunda birçok esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmeler bu zammı kaldıramazlar. Peki asgari ücretliler ya da diğer ücretlerin durumu ne olacak? Ya bu konu tam anlamıyla zaten Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle, sendikalarıyla kesinlikle popülist çözümden çok uzak, direkt tribünlere oynanan bir durumu almış durumda. Neden böyle? Bir, sürekli asgari ücret, asgari ücret, asgari ücret. Ya Türkiye'de herkes asgari ücretle çalışmıyor. Birisi 4.500 lira alıyorsa, 5.000 lira alıyorsa, 6.000 lira alıyorsa bu kişi ne olacak peki? Emekli ne olacak peki? Memur ne olacak peki? Bakın bu konuyu bir kere aklı selim bir şekilde şöyle değerlendirmemiz lazım. Türkiye'de hep söylüyorum ücret krizi yaşanıyor. Sabit geliri olan kişiler şu anda fiyat artışları karşısında çaresizce ne yapacağını bilmiyor. Bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi olsa asgari ücretlerin ya da diğer ücretlerin bu asgari ücret deyiminin ortadan kaldırılması gerekiyor. Tüm sabit ücretli çalışanlar, emekliler ve memurlar için söylüyorum. Zam ya da ücret desteği konusunun rafa kaldırılması için bugün doğalgaza %35 zam yapılmaması gerekirdi. Elektriğe zam yapılmaması gerekirdi. Şekere zam olmaması gerekirdi. Una, yağ zam olmaması gerekiyordu. Onlar zamlanırken biz ücretlilere zam konusunu şimdilik kapattık derseniz bu kişiler ne yapacak peki? Yıl sonu Yani nasıl gelecek? Aralık ayını şimdi Sayın Cumhurbaşkanı mesela ifade ediyor. Aralık ayını gösteriyor. Asgari ücretler Aralık'ta zam almaz. Ya da diğer ücretler. Aralık değil. Ocak'ta çalışırlar. Şubat ayında zamlı aylıklarını alır. Yani bir sene sonra 2023'ün Şubat ayındaki aylıkları zamlanacak diyor çalışanların. Ya bu tarihe kadar doğalgaza, elektriğe, iğne deliğe her şey böyle zam gelmeye devam ederse yaşanılan bu kriz daha da büyük, derinleşerek büyüyen bir kriz olur. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anki söylemi hiç kimseyi tatmin edecek bir söylem değil. Şimdi para var mı? Zam yapılabilir mi? İnanın esnafa, işverenlere bu iş yıkılırsa iş çok zor. Hatta yapılan zamın da bir anlamı kalmaz. Asgari ücretliye zam yapılır. Asgari ücretliye yapılan zam fiyatlara yansır. Asgari ücretlinin ya da diğer ücretlerin cebinden geri çıkar. Birincisi şu, bu sadece asgari ücret konusu değildir. Sürekli her yerde asgari ücret, asgari ücret ne olacak, asgari ücret. Asgari ücret konusu değil, ücret konusudur. Sabit ücretlerin konusudur. Hep beraber ele alınması gerekir. Sabit ücretli dediğimizde memurları da işin içine katmamız lazım. Emeklileri de işin içine katmamız gerekiyor. Türkiye'de 16 milyon SSK'lı çalışan var. 3 milyon devlet memuru, 13 milyon emekli var. Aileleriyle beraber 50 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu. Yani kapının kapanacağı bir konu değil. Para yok nasıl verilecek öyleyse? Bence bu konuda ya sendikalar çıkıp diyorlar ki asgari ücrete zam yapılsın. Yani bu nasıl bir popülist bir söylemdir? Sadece asgari ücret mi? Ya da asgari ücrete kim zam yapacak?
Yanında bir kişi çalıştıran firmalar, 3-5 kişi çalıştıran firmalar nasıl daha nereye kadar zam yapacak? 3 ya. Ay sonra bir daha zam istenecek, 5 ay sonra bir daha zam istenecek. Tabii. Yani bu işin sonu yok. Muhalefet partileri de aynı şekilde. Asgari ücret arttırılmalı. Ya kardeşim arttırılmalı. Nasıl arttırılmalı? Hangi modelle arttırılmalı? Tüm gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Bu programın daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Bir örnek yok ki bununla ilgili, değil mi? Şu anda Türkiye'de diyorum işsizlik sigortası fonu var. İşsizlik sigortası fonu, işçinin fonu. İşsizlik sigortası fonundan işverenlere destek veriliyor. Aynı fonda işçilere belli bir süre destek verilsin. Maliyetleri arttırmasın. Maliyetleri arttırmadığı için fiyatlara da yansımasın. Nasıl olsun? İşsizlik sigortası fonundan devlet destekli ücret desteği. Tüm ücretlere, bakın asgari ücret değil, tüm ücretlere bir ücret desteği verilsin. Bu ücret desteği brüt rakamın belli bir oranı şeklinde olsun, çalışanların oranlarına göre. Alttakilere biraz daha fazla, üsttekilere biraz daha az da olabilir, bilmiyorum. Yani bunlar tartışılır. Bu ücret desteğiyle beraber şu da söylenebilir. Devlet bir miktar ücret desteği veriyor. Ya işsizlik sigortası fonundan ya da hazineden, toplanan vergilerle. Bugün elinde döviz olan kişiler, dövizi bozdurup TL olarak bankaya koydukları zaman kur korumalı mevduat hesaplarında bu kişilerin parası azalmasın, değer kaybetmesin diye biz hep beraber ödediğimiz vergilerle bunu finanse ediyor muyuz? Aynen ediyoruz. Ya 5 bin lirayla çalışan kişinin parasındaki değer kaybını koruyamayacak mıyız ülke olarak? 6 bin lirayla çalışanın, 4253 lirayla çalışanın parasındaki, aylığındaki değer kaybını, 2500 lira emekli aylığı alanın parasındaki değer kaybını kim koruyacak peki? Biz hükümetleri yani niye seçeriz? Siyasileri niye seçeriz? Bu günler için seçeriz. Bakın hükümetler zor gününde tercihleriyle ya kahraman olurlar ya da milletin gözünde değerini kaybederler, seçimini kaybederler. Hükümetin bu konuda muhakkak bir adım atması gerekiyor. Evet. Ya bir miktar ücret desteği verilmeli. Ha burada bir miktar da esnaf ve işverenler de elini taşın altına koyabilir. Diyebilirler ki biz asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlilere örnek veriyorum 500 lirayla 1500 lira arasında zam yapacağız. Alttakilere şu kadar, şunlara şu kadar ya da sabit 1000 lira zam yapacağız. Ha devlet olarak biz 500 lira zam yapabiliyoruz. Zam değil daha doğrusu altını söyleyeyim. 500 lira destek olacağız. Sigorta primini ödeyecek firmalar sigorta primlerinden bu rakamı düşecekler kişi başı destek. Siz de esnaf bir işveren olarak bir 500 lira da siz destek verin. Ama o desteğin de sigorta priminden muaf olması lazım. Yani bu durumda maliyeti çok arttırmadan daha sonra fiyatlara yansımayacak şekilde biz ücretleri arttırabiliriz. Yani enflasyon oluşturmadan fiyat ücretleri arttırabiliriz. Diyelim ki ücret arttı Şebnem Hanım. Sizin aylığınız 5 bin lirayla çalışıyordunuz. Ücret desteğiyle beraber 6 bin lira oldu. Siz zaten bu 1000 lira farkı aranızı harcarken dolaylı vergilerle yaklaşık %30'unu tekrar devlete vergi olarak geri vereceksiniz. Devletin hazinenin kasasına bu para zaten geri gidecek. Bunlar hep geri döner. Çünkü tüm alışverişlerde vergi vardır. Ya bunlar tam anlamıyla konuşulup tartışılması gereken konu. Sadece asgari ücrete zam yapılacak. Bu kadar basit bir konu değil. İnanın bu kadar basit bir konu değil. Bu yaşadığımız kriz ücret krizidir. Sabit ücretlilerin krizidir. Orta sınıfın yok olması, alt sınıfın tamamen yoksullaşması anlamına gelecek çok büyük derinlemesine bir krizden bahsediyoruz. Doğalgaza bir kalemde %35'ten bahsediyoruz. Şekere %78 zamdan bahsediyoruz. Una şu kadar zamdan bahsediyoruz. Cebinizde sabit bir para var. Her şeyin fiyatı artıyor. Cebinizde bir ay boyunca her gün hadi kurallara uygun çalıştınız, iş kanunu uygun. Her gün 7,5 saat, haftalık 45 saat, aylık 225 saat çalıştınız. Bunun karşısında size 5 bin lira verildi. O süre içerisinde ya 5 bin lira her gün eriyor.
her gün erimeye devam ediyor. Yani bunun bir sonu yok. Enflasyonu arttırmamak için ücret desteği dışında şu asgari ücret artsın söylemini artık muhalefet de gözünü seveyim bizleri izliyorsa bir kenarı koysunlar. Şu asgari ücret artsın, asgari ücret artsın değil. Tüm ücretlilere ücret desteği, emeklere destek. Bu bence yapılması gereken bu. Bunun dışında ben net söylüyorum asgari ücrete devlet zam yapamaz.